Başka bir dünya programından hepinize merhaba. Pandemi, savaş ve ekonomik krizin bir arada yaşandığı dünya tarihinin en ilginç kısımlarından birine tanıklık ediyoruz. Bu zor zamanlardan kendimizi, ailemizi, akıl ve beden sağlığımızı koruyarak geçmeye çalışıyoruz ama Allah'tan bu yolculukta yalnız değiliz. Bilim, sanat, felsefe bizimle. Bu delilik çağını bunlara tutunarak anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bu anlam arayışında bugün de çok kıymetli bir kalem bizimle. Gücün sözünü değil, sözün gücünü temsil eden çok değerli bir isim. Kitaplarıyla, filmleriyle siz onu çok iyi tanıyorsunuz. Tarık Tufan misafirimiz. Merhaba Tarık, hoş geldin. Merhaba Cansel, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Davetin için, programa konuk ettiğin için çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz geldiğin için. Tarık, sen böyle bir mikro cerrahi özeniyle yazıyorsun, kelimeleri kullanıyorsun ama ben böyle baltayla beyin ameliyatı yaparcasına giriyorum konuya. Ne olacak bu dünyanın hali? Ya aslına bakarsan sen programın ismini seçerken galiba dünyanın geldiği noktayı, yaşadığımız durumun ruh halini bir biçimde özetlemişsin aslında yani. Başka Dünya diye bir program ismi koymak, düşünmek, bunun üzerine kafa yormak, bunun için insanları konuk etmek, farklı meslek gruplarından insanların bir meseleyi beraber düşünmelerine imkan sağlamak aslında başka dünyayı aramak meselenin bence özüne dair bir yere dokunmak demek zaten. Başka dünya. Neden başka dünyayı arıyoruz? Herkes çok sıradan hayatında mutlu olsaydı galiba işte başka dünya diye bir arayış, böyle bir kavramsallaştırma koyma ihtiyacı hissetmezdik. Görünen o ki insanlar ortak akıl, ortak duygu, yaşadığımız dünyanın, bu yeni hayatın, yeni insanın, yaşadığımız dünya içerisinde insanların maruz kaldığı o büyük kolektif akıl tutulmasının bir şeylere işaret ettiğini, bunun bir umutsuzluk, endişe kaynağı, bir kaygı kaynağı olduğunu hepimiz hissediyoruz. O yüzden de başka dünya, başka dünya, başka dünya diye kendimize yeni bir umut arıyoruz. Burada birkaç şey ifade etmek isterim izin olursa. Bir tanesi şu. Bir yazar başlığı atmıştı galiba. Bildik dünyaların sonu demişti. Bildik dünyaların sonu. Evet, ortada demek ki bildik dünyaların bildiğimiz dünyanın sonu var. Bildiğimiz dünya o alıştığımız, kendi kendimize o sıradanlığın içerisinde, o alışkanlığın içerisinde sorgulama gereği hissetmediğimiz bir dünyaydı. Ve o da kendi içinde pek çok şey barındırıyordu aslında, soru barındırıyordu. Ve orada bir tür varoluş arıyorduk kendimize. Tam hani o bildik dünyanın temel meseleleriyle yüzleşmenin yollarını öğrenmişken, bir kuşak olarak o aldığımız birikim, bugüne kadar gelen insanlık duygusu birden bir şey kesintiye uğradı ve orada artık bilmediğimiz bir dünyanın alışkanlıklarıyla karşı karşıya geldik. Bu sadece pandemi de değil aslına bakarsan. Bence pandemi bunun içerisinde bu büyük parçanın işte bir bölümü bana kalırsa. O yüzden aslında insan dediğimiz varoluşun dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bu varoluş doğal olarak kendi içinde bir takım şeylerle meşgulken işte silahlar üretiyor. Dünyanın her yerine büyük silahlar sevk ediyor. Bir takım savaşların önünü açıyor. Biz gelişmiş insanın her gün daha müreffeh bir hayat içerisinde olduğunu hayal ederken bir taraftan bakıyoruz ki aslında bir barbarlığın eşiğindeyiz dünyanın her yanında. Ve hiç kimse şunu sorgulamıyor. Ya aslında bu barbarlığın tetikleyicisi insanların çıkar kavgaları, silah endüstrileri, büyük sömürü anlayışları bunlar hali hazırda. Bunu hiç kimse tartışmıyor. Son derece lokal tartışmalar. O niye oraya girdi, bu niye burada filan. Ama daha büyük bir mesele var. Çünkü insan aklı, yeni insan aklı bunları üretecek kadar karmaşık, karanlık bir şey var. O yüzden pandemi bunun bir parçası. Bir şeyler üretildi, bir laboratuvardan bir şey sıçradı dediler. Efendim ya da ne bileyim ben birisi yarasa yedi dediler ve bütün bunları bize böyle izah ettiler. Düşünsene. Bu yeni dünyada doğal olarak biz nasıl yaşanacağını bilmiyoruz. Dönüp işte bir kuşağa İşte bir takım şeyler atfediyoruz. Yani işte onlar burada dijitalleşmenin içinde yaşıyorlar falan. Aslında bu da bir yanılsama bana kalırsa. Çünkü mesele teknik olarak bu dünyaya ayak uydurmak değil. Peki biz yeni dünyanın ruhunu, duygusunu, ahlakını, estetiğini, bilgisini, görgüsünü nasıl kuracağız? Yani değersiz bir dünya algısı mı geliştireceğiz? Yani böyle kör bir rekabetin, delice bir
aramızdaki çıkar çatışmasının, yani yeni dünyaya dijitalleşmenin o yalnızlaştırdığı kitleler bir başkasıyla ilişki kurmayı nasıl öğrenecekler? Bu ilişki sadece bir oyun konsolu içinde online oynarken birbirlerini hissetmek kadar mı olacak? Kolektif ruhun bir araya geldiği yerler borsa ya da coin sistemlerinin alış satışlarında mı ortak duygu gelişecek? Yani nerede olacak bu? Bütün bunlar felsefi sorular. Bütün bunlar aynı zamanda psikolojik, sosyolojik arka planı olan sorular. Ve açıkçası yeni dünyanın aklı bu sorunlarla yüzleşecek kadar da açıkçası mesele edilmiş gibi gelmiyor bana. Yani evet, bir takım şeyler tartışıyoruz filan ama hep tartışmanın özüne odaklanmaktansa etrafında dolaşıyoruz. Büyük edebiyat da bu tartışmanın bir parçası oldu uzun zaman. Bizim ütopyalar yahut distopyalar diye bildiğimiz edebi metinler aslında yeni dünyayla karşılaşan insanların bu yeni dünyaya dair bir şey söyleme çabasıydı. Yani işte diyelim ki Campanella'nın Güneş Ülkesi aslında yaşadığı çağın, coğrafyanın, yaşadığı dünyanın, yeni insanın, oradaki artık barbarlaşan ruhun karşısında yeni bir arayış biçimiydi. Bunlar bazen umut dolu oldu. İşte yani bir biçimde yeni dünyada her şey yerli yerine oturacak. Büyük düşünürlerin, yani Platonların, Sokrateslerin, Campanellaların işte... ama bazen de bunların tersine durumlar da oldu. Yani işte Huxley'lerin yahut daha sonraki distopik bir takım şeyler, işte o 1984'ler, hayvan çiftliği falan, bir durumun pek iyiye gitmeyeceği duygusu, Fahrenheit 451'ler. Yani düşünün, edebiyatın ve felsefenin yeni dünyanın eşiğindeyken böyle çabaları vardı. Şimdi biz de evet, hepimiz hissediyoruz, yeni bir dünyanın eşiğindeyiz. Bu yeni dünya insan ruhunu bir biçimde yalnızlaştıran, barbarlaştıran, birbirine karşı güvensizleştiren, hayata karşı güvensizleştiren, soyutlayan, tek başına bırakan, var olmak için delice bir hırsla, tutkuyla dolduran, kaynakların tükenmesi kaygısıyla o kaynaklardan daha çok şey elde etmek için bir tür hesapçı hale dönüştüren, şimdi biz yeni insanla, yeni hayatla sokakta karşılaşacağız bir süre sonra, artık bu sokağın, hayatın genel kanısı haline, genel duygusu haline dönüşecek ve biz birbirimizle karşılaştığımızda bu nasıl açığa çıkacak? Uzattım biraz, özür dilerim. Evet, bildik dünyaların sonuna geldiğimizi hepimiz sezgisel olarak görüyoruz. Sezgilerimiz de kalmıyor, bir takım olayların içerisinde yaşıyoruz, yine görüyoruz. Bu yeni dünyanın bizi mutlu etmediğine dair duygu içindeyiz doğal olarak. Çünkü yeni dünyanın karşılaştığımız yüzleri bir ahlak ve duygu derinliği taşımıyor. Bilakis tersine hani her şey. Ve bunu tartıştığımız yer maalesef henüz işin özü gibi değil. Çünkü bana kalırsa felsefecilerin, edebiyatçıların yahut ilgili bilim insanların meseleyi tartıştığı yerde aslında dünyanın genel politik çerçevesinin açtığı ve bilinç altında evet biz burada tartışalım dediği yere gidiyoruz hepimiz. Oysa bence oraya gitmekten bir süre vazgeçmeliyiz. Bir süre vazgeçmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü o gittiğimiz yerde biz sadece böyle tuhaf tartışmaların göbeğinde bulacağız kendimizi. Odağımızı mutlak suretle insan varlığına, tekil insan varlığına çevirmeliyiz. Çünkü biz yeniden insanı kendi varoluşundan itibaren tartışır düşünürsek, o zaman belki bir şeyleri farkındalık yaratmak, yüzleşmek, onunla kavga etmek ve yeni bir şeye dönüştürmek için imkan bulabiliriz. Bir örnek vereyim, bu meselenin bu kısmını kapatayım. İçine girdiğimiz yüzyılın içerisinde bir takım cins edebiyatçı ve filozof kafalar, yani hem bir taraftan edebiyatın o büyük dünyasını keşfedip hem de felsefenin derinlemesine, düşünüşüne vakıf olan insanlar bir takım kavramlar çıkardılar önümüze Cansel. Mesela bulantı dedi adam. Çünkü bir durumun geldiğini görüyor bulantı. Mesela yabancı dedi adam. Mesela düşüş dedi adam. Onlar bu yüzyılın başında dururken aslında yaklaşan dünyanın ayak izlerinin farkındalardı.
Onları bir takım karakterler, bir takım kahramanlar, bir takım önemli edebi metinler, edebi felsefi metinler üzerinden bize haberdar ettiler. Ama bugün geldiğimiz noktada artık zaten evet insanın düşüşünü, insanın yabancılaşmasını ve o bütün insanın bulantısını hissediyoruz. O zaman biz yeniden burada ne kafa yormamız gerekiyor, nasıl yapacağız? Bence şu an burada duralım. Şimdi hani o dedin ya edebi ve felsefi metinler ve bir kısım edebiyatçı ve felsefeciler bizi uyarmaya çalıştılar. Onlar bu çağın bu sorunlarla ve karmaşayla geldiğini gördüler. Yüzleşmeye çağırdılar. Aslında hani baktığımızda yani öyle şeyler yaşıyoruz ki gerçek hayatta zaman zaman şu duygu geliyor. Yani edebiyat, kurmaca, roman vesaire bunlar hayatın gerisinde. Bunlar normal kaldı tırnak içinde. Gerçek insanı, gerçek duyguları anlatıyor. Yaşadıklarımız, realde olanlar çok sürreal olmaya başladı. Bu duyguyu ben senin Geç Kalan kitabının ilk başında hani at kafasıyla karşılaşıyor ya kahramanımız. Evet. Şimdi ben haberci olduğum için ben onu, o haberin gerçekliğini biliyorum. Yani biliyorsun. Gerçekten böyle bir haber olduğu için. Pendik sahiline ölü at vurdu diye bir haberdi o. Evet bravo yani sen... Evet. Yani işte hani buradan bakınca yani hayatın sürrealliği edebiyatı felsefeyi geçmiş durumda bir garip şeyin içinden geçiyoruz. Yani yaşadığımız sahili yani onu ben birazcık onun imgesel değeri bana çok yüksek geldi. Düşünün hepimizin hepimiz bir kıyıda yaşıyoruz ve yaşadığımız kıyıya ölü atlar vurmaya başladı. O ölü atları biz imgesel olarak büyütelim. Yani mesela sınırımıza dayanan mülteciler de böyledir. Bir tür dünyanın sınırlarına dayanan mülteciler dünyanın ölü atlarıdır bir biçimde. Hani o varoluş kavgası. Herkes bir biçimde o ölü atların kıyıya vurmasını engellemek için biraz ileride setler kuruyorlar. Ama yani herkesin kendi ülkesinde yaşama hakkından başlayarak tartışamazsak sadece tartışmanın geldiği yer bir tür bütün ülkeleri sağcılaştıran yabancılar geldi ve işimizi elimizden aldıya gelir. Ki bunun da kendi sosyolojisi içinde karşılığı vardır. Ama oradan tartışmaya başlıyoruz. Çünkü dünyanın politik yapısı bizim tartışmayı buradan başlatmamıza bir biçimde sevk ediyor bilinçaltımızda. Ama ay tartışma çok ötede başlamalı. Atın öldüğü yerden başlamalıydık. Kıyıya vurduğu yerden değil yani. Doğru, çok doğru. Hatta... senin bir kitabından alıntıyla buna devam etmek istiyorum. Beni Onlara Verme kitabında benim çok beğendiğim bir kısım vardı. Aslında bence şu an yaşadığımız her şeyi özetliyor. Sığ politika, gündelik siyaset, hani politikanın böyle kavramsal ve felsefi kısmını kastetmiyorum. Gündelik siyasetten bahsediyorum. Bizi meselelerin ardını görmekten, atın öldüğü yeri görmekten ne kadar geri koyduğunu anlatan bir paragrafım var. Onu okumak istiyorum ve sonra da sormak istiyorum. Politik argümanların havada uçuştuğu bir dönemde derin bir duygusal yarılma yaşıyoruz. Ananın yeni doğan yavrusunu emzirmeyi reddetmesi kadar keskin bir kırılma bu. İnsanlar birbirine karşı siperde, insanlar acımasız bir yüzle ötekini hırpalıyor. Peki bu uzaklıklarımızı, bu kırılmalarımızı, bu derin boşluğumuzu ortadan kaldıracak bir şey var mı demiştin. Ben de altını o zaman böyle çok heyecanla çizmiştim. Var mı? Ne diyorsun? Nasıl benim aşacağız bu kırılmayı? Edebiyatın, sanatın durduğu yerde tartıştığı meseleler hiç kuşkusuz özü itibariyle tartıştığımız her mesele özü itibariyle politiktir arka planında. Burada bizi ayırt edecek olan şey, büyük edebiyat metinlerini, sanat eserlerini ayırt eden şey doğaçlama gücü ve katmanlı anlam arayışıdır. Biz eğer bir edebiyatçı, bir romancı olarak meseleleri sıradan, yani televizyon ekranlarında günlük siyasetin diliyle tartışmaya başlarsak, o zaman hayata ve insana dair bütün vaatlerimizi kaybetmiş oluruz. Edebiyatın bize açtığı en temel kapı, oradaki güçlü duygu, meseleleri soyutlayabilme, katmanlaştırarak anlam arayışını güçlendirme imkanıdır. Biz hiç oraya girmeyi reddediyoruz. Çünkü tuhaf bir kolaycılıkla ve kutuplaşmanın da tetiklemesiyle insanlar kendi mahallelerinin alkışını kolay yoldan alabilmenin sloganlarını alıyorlar ve bu bir tür konfor. Bu konfor hepimizi bulunduğumuz mahallelerin büyük, güçlü, parlak isimleri haline dönüştürebilir bir zaman için. Fakat derdimiz nedir? Biz eğer büyük romanın
sanatın bize açacağı başka alanları tartışamayacaksak, o zaman zaten bir süre sonra bunlar da son derece sıradan metinler haline dönüşecek. Ortak iyi artık sadece kendi ülkemiz için değil, insan için ortak iyiye kafa yormak durumundayız. Çünkü artık sınırların da, düşünsenize, sınırları kapatmak ne kadar anlamsızlaştı değil mi? Yani bir taraftan siz gerçekten, herkes kendi içine kapanıyor. Çünkü işte dünya böyle bir yere gidiyor. Değil. Öyle bir şey ki yani gemiler gidiyor. Düşünün yani ne kadar hayal, gemiler gidiyor ve içinde maske taşıyan gemilere bir başka ülke el koyup onları alıyor filan. Nasıl bir, aslında eski çağlardan kalma bir görüntü gibi değil mi? Yani bir takım gemilerin korsanlar, yani böyle ancak o hikayelerdi. Demek ki insan ruhundaki karanlık değişmiyor. İnsan ruhundaki karanlık değişmiyorsa eğer, bunun adının işte Avrupa ya da Batı ya da bilmem ne, gelenek, doğu filan olması hiç fark etmiyor demek ki. İnsan diye bir şey var ve o karanlık bir biçimde hayatta kalması söz konusu olduğunda bir başkasının gemisine el koymayı makul ve meşru sayıyor. Bütün ezberler gidiyor böylece. O zaman biz ya buna tek insan varlığının hayatı nasıl devam edecek üzerine kafa yormamız bu yüzden önemli diye düşünüyorum. Çünkü o karanlık, o tek kişiden başlayan o insanın içindeki karanlık hemen başkalarına sirayet edebiliyor. Bu birbirini tetikleyen bir şeydir. Evet, biz bu bütün, bir taraftan da insan şöyle bir varlık. Her yerde bir umudu temsil eder. Yani bir, hemen bir karşılık bulur. Yani dersiniz ki kardeşim evet, yani biz insanız ve insan dediğin şeyin hayattaki karşılığı umuttur aynı zamanda. Yani bunu böyle saf bir kötülük, saf bir yani yok oluş falan diye böyle karamsar bir tablo çizmem. Evet, dünyayı birileri daha bir yere çekiyor. O çektiği yeri tartışmak zorundayız. O çektiği yerde ki temel meseleler daha çok kazanmak, daha güçlü hiyerarşiler kurmak, daha mikro ve makro iktidarlar inşa etmek. Bunu görebiliyoruz. Ama bir taraftan da insan tarihin bütün aşamalarında yeniden düşünmenin yollarını, yeniden düşünmenin farkındalığın yollarını da buldular. Yani o yüzden de ben umutluyum. Bu böyle bir karamsarlık çizmek istemem. Yapabilecek miyiz? Evet, yapacağız. Er ya da geç yapacağız. Yeniden içimizdeki bu daha saf bilince, ruha, kalbe sahip olan insanlar bunu soracaklar. Ama önce şunu soralım bence. Buradan bütün sizin vesilenize izleyen insanlara soralım. Ya biz sürekli ötekinden bahsediyoruz. Sürekli ötekilerin kötülüğünden, ötekilerin yaptıklarından, ötekilerin karanlığından bahsediyoruz. Tuhaf bir biçimde herkes kendi bulunduğu yeri makul, meşru ve mutlak hakikat. Mutlak hakikat tehlikeli bir şeydir. Herkes mutlak hakikatin elinde olduğunu iddia ettiği anda bir şiddete, bir hiyerarşiye, mikro iktidar alanlarına dönüşebilir. Bence problem alanlarından bir tanesi bu. Oysa edebiyat bize kuşkucu olmayı, edebiyat bize sahip olduğumuz şeyler üzerine yeniden kafa yormayı hatırlatır. Roman, büyük romanın bütün karakterleri kuşkulu bir biçimde hakikatle yüzleşirler ve o kavgayı verirler. Fakat benim gördüğüm, özellikle Türkiye'de, özellikle sosyal medyada, herkes mutlak hakikat sahibi. Ve hakikat bu yönüyle mutlaklaştırıldığında bir silaha dönüşür. Başkasının üzerinde ötekini yok eden, ötekini tehdit eden bir silaha dönüşür. Önce herkes şunu sormakla başlayabilir. Ya acaba ben hep ötekinin pususuna yatmaktansa bir gün kendi pusuma yatsam ve kendimi ahlakımla, ruhumla, duygularımla, eylemlerimle bir aynaya baksam bir yerde yanılıyor olabilir miyim? Bir süre sonra yanıldığım yerleri acaba üzerine mi örtüyorum? Başkasının eline geçtiğinde bana karşı kullanmasın diye ben ve bana benzeyen herkesin suçunu, günahını örtüyor olabilir miyim? Ya buralardan başlamak zorundayız. Ama hep ötekini konuşuyoruz. Hep ötekinin günahlarını konuşuyoruz. Oysa bir çürümüşlük var. Herkes burnunu kapatıyor. Çünkü çürümüşlük kendi ruhumuzdan başladı. O koku oradan, başkasından gelmiyor. O koku bizden geliyor. O yüzden hiç gitmiyor.
O yüzden ne kadar üzerimize parfüm sıksak ortamdan gelmiyor. Kendi ruhundan başladı çünkü o. Bence edebiyat bize bunu sordurabilir. Acaba ilk çürüyen kendi ruhumuz olabilir mi? Çok güzel kim bir soru. O kim üstüne alınacak Cansel? Bunu kim üstüne alınacak? Onu senin kahramanın üstüne alınmış geç kalanda. Bence bütün bu anlattığını da tek cümlede özetlemiş. Herkes kendi kuyusunu kalbinde taşır demiş. Geç herkes kalanda. Kendi kuyusunu kalbinde taşır. Eyvallah. Bu çok derin, çok güzel bir söz. Yani herkes o kuyuya dönüp bir bakmalı, dediğim gibi bu çağı anlamak için. Ama geç kalana biraz şöyle dönmek istiyorum. Şimdi geç kalan dendiğinde hiç kitabı okumasanız bile yani kötü bir şey olmuş, geç kalmış duygusu. Geç kalmış. Evet, kitapta da zaten bir aşka, bir hayatın bir yerine geç kalmış bir kahramanı okuyoruz ama aslında geç kalmak şu senin anlattığın dünyada negatif bir şey de olmayabilir. Deli bir hız çağı yaşıyoruz. Geç kalmak bir duruş olabilir mi Tarık? %100 doğru. Şimdi bizim yaşadığımız çağın hani bir takım tarifleri var. 1960'lı yıllarda Debord diye bir adam çıktı ve dedi ki gösteri toplumu. Herkes gösterinin içinde yer almak. Herkes o performans çağında alkış almak için sahnenin etrafında bekleşiyor. Kendini sahneye atabilen atıyor. Gösteri toplumu. Adam 60'larda söyledi. Evet, bugün herkes kendi gösterisini yapıyor. Yapıyoruz. Hepimizin bireysel medyası var artık elimizde, cebimizde. Herkes kendi gösterisini yapıyor. Bu bir süre sonra performans hakikatin yerini alıyor. Artık ne olduğun önemli değil, nasıl göründüğün önemli. Kimse senin ne olduğunla ilgilenmiyor. Nasıl görünüyorsun? İyi görünüyorsun, zayıf görünüyorsun, vegan görünüyorsun, muhafazakar görünüyorsun, adaletli görünüyorsun. Nasıl, ama sen misin o? Hayır, hayatında sorumluluklar var. Herkes haklarından bahsediyor. Hiç kimse sorumluluğundan bahsetmiyor. Gerçekten o musun? Kimse bilmiyor. Çünkü zaten bilebileceğimiz bir hayat içinde değiliz. Çünkü biz sahnedeyiz artık. Gösterinin içindeyiz. Sonra bir adam kalktı dedi ki bir dakika dedi ya. Hakikat aslında kendi anlamını kaybediyor. Yerine imajlar gelişiyor. Ne demek? Simülasyon diyor. Simulark diyor. Baudrillard diye bir adam çıktı. Dedi ki simülasyon çağını yaşıyor. O gösteri çağından daha büyük bir tehdit ortaya çıktı. Hakikat artık görünen değil, imajinatif olan. Belki şöyle söyleyebiliriz. Sadece görünenden ibaret ya da ruhu, özü, gerçekliği yok. Her şey değişti, anlam değişti. Şimdi biz bunları görüyoruz. Bu tarifleri biliyoruz. Bir üçüncü adam çıktı dedi ki ya bu çağın ruhunu belirleyen şey hız. Hız ve politika diye bir kitap yazdı adam. Geç kalmak hiç kuşkusuz bir ruh hali. Eğer siz bu hayatın size dayattığı ahlakı reddederseniz, yeni hayatın, yeni dünyanın, o ahlakı az önce özetledik. Yani barbar ol, şiddete meyyal ol, çıkarlarını koru, bencil ol, sürekli ben de, hep ötekine bütün suçu at, kendi bencilliğinin kibirle süsle filan hani. Ve bunu hiç utanmadan atölyelere çevirdiler Cansel. Atölyelerde insanlara bunu öğretiyorlar. Bu düştüğümüz bir durum değil. Bu artık öğrendiğimiz bir durum. Aman diyor, yani böyle şey durma. Mahcup durma diyor. Bunu öğretiyor bize. Çünkü o rekabette mahcup durarsa ezerler. Kibirli ol filan. Bütün kötü hasletler atölyelerde öğretime dönüştü. Hayat atölyelerinde kibirli olma dersleri. Şöyle dur, deyip dur filan. Saçmalığa bak. Saçmalığa bak. Hani bunu kazayla düştük, böyle olduk değil. Hepimiz öğreniyoruz bunu. Abi benim söylemeye çalıştığım şey geç kalmak. Evet. Bu rekabette eğer siz bu yeni ahlakı reddederseniz. Hayır, ben insan olmak istiyorum ya. Biraz yavaş olmak, düşünmek, durup düşünmek, duygusunu hissetmek, anlamak. Anlamak için zaman harcamak istiyorum dersen geç kalırsın her şeye. Ben tabii geç kalan karakterini hayatın sıradan akışında işte aşka, kendine geç kalmak. Yani buralardan anlattım ama evet, yani geç kalan bir genel kavram olarak bir varoluş derdidir. Geç kalmak artık bugün. Ha bunu göze alabilir miyiz tek tek? Ben mesela geç kalmayı göze alabilir miyim? Ha, bu benim bir ahlak sorunum kendi içimde. Bunu geride kalmayı göze almak bir ahlaki meseledir.
katil olmaktansa maktul olmak mesela. Ya yani bu çağın katilleri arasında tırnak içinde duyguların, kelimelerin katili olmak, ruhun katili olmaktansa evet ya ben maktul olmayı tercih ederim demek çok yüksek bir ruh artık. Kim diyebilir bilmiyorum ama tek tek sormak zorundayız. Neye geç? Soruyu şöyle de değiştirelim istersen. Neye yetişiyoruz? Küçük prens saflığında soralım. Küçük prens saflığında. Hani bu makineyi icat ettik. Bu 10 günde sürdüğümüz tarlayı artık bir günde süreceğiz. Küçük prensin saflığı akıl ve ruh saflığıdır. Geri kalan 9 günde ne yapacağız? Neye yetişiyoruz? Bütün hayatın anlamını, değerini ve ahlakı gözeten bir ölüm var. Hiç kimse yokmuş gibi davranıyor. Bütün atölyeler, atölyeler tırnak içinde hayat görgüsü, sosyal medyayı, hayatın görünür alanlarını bir biçimde devam ettiren yeni hayat görgüsü, ölümsüz bir hayatmış gibi davranıyor. Ya bu kadar her şeyin peşine düştüğüne göre insan ölmeyecek olmalı. Bu kadar biriktirdiğimize, bu kadar ertelediğimize, bu kadar delice bir tüketim peşine düştüğümüze göre ölmeyecek olmalıyız. Muhtemelen bu icat edildi. Piyasaya sürümünü bekliyor. Bir süre sonra insan ve 0.2 ve .2 falan sürülecek herhalde. Öyle onu hissettiğimizde ölüm hepimizi eşit hizaya sokuyor aslında yani. Hepimizi durduruyor. Hepimizin o doymak bilmeyen iştahını dizginliyor düşündüğümüz anda. Ama hiç kuşkusuz neyi geç kalıyoruz, neye yetişiyoruz sorusunu sorarsak tabii ki. O zaman neye geç kalıyoruz, neye yetişiyoruz sorusunu kendimize soracağımız ve içimizdeki kuyularla yüzleşeceğimiz bir döneme girelim diye dileğimizi sunmuş olalım. Ben bir kapanış konuşması bu kez yapmayacağım. Bu kadar güzel sözün üzerine söz olmaz. Çok teşekkür ederim Cansel'cim. Ne güzel oldu, ne iyi ettin seninle sohbet etmeyi. Hep seviyorum. Bu vesileyle de bir kez daha sohbet etmiş olduk. Çok güzel birbirinden önemli konukların arasında lütfedip beni de konuk ettiğin için de çok teşekkür ederim ayrıca. Ben çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.